Ben bir duş alacağım. Ay ben de sıcak şarap mı hazırlasam? Ne güzel olur. Amca. Biraz konuşalım mı? Mehmet kaç gündür konağa gelmedi. Bağ evinde olduğunu söyledi, orada da yok. Sen nerede olduğunu biliyor musun kızım? Yok, yok ben de bilmiyorum. Madem bilmiyorsun, o zaman söylediklerimi dikkatli dinle kızım. Bak, sen de ailemizde çok acı çekti. Mehmet deli oğlandır. Ama yüreği yumuşaktır. Sana destek olmak için beni, ailesini, herkesi karşısına aldı. Neden biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Çünkü sen onun yumuşak karnısın. Çünkü benim oğlum sana meyilli. Tamam. Belki sen art niyetli değilsin. Ama olmaz kızım. Böyle yan yana yaşamanız sakıncalı. Etme eyleme diye kaç kere söyledim. Ama dinlete beni. Haylazlıktan bu ailede bir yer de edinemedi kendine. Bir de sana kapılıp giderse ne olur kızım? Bak, senin bir evladın yok. Onun için yaşayamadın. İnşallah Allah sana da verir, yaşarsın. Ama sen de bana hak ver. Bak, ailen yurt dışında. Git onların yanına. Kanatlarının altına gir. Kendine yeni bir dünya kur ve oğlumu bana bırak. Söylediklerimin ciddiyetini anla da seni de bizi de yak. Neyse, ben diyeceğimi dedim. Bundan sonrası senin vicdanına kalmış. Biri mi geldi? Dokunma bana. Neyin var bari? Dokunma dedim. Dokunma. Sana dedim. Benimle mutlu olamazsın dedim. Benim günahlarıma bulaşmadan kaç kurtar kendini dedim. Ne oldu Bade? Söyle Allah aşkına. Git buradan. Git. Pisliğimle bırak beni git. Kimdi o gelen? Sana bunu kim yaptı söyle gideyim kafasını gözünü patlatayım ona. Babandı Mehmet. Baban geldi buraya. Oğlumu bırak dedi. Yalvardı. Ayrıl ondan dedi. Haklı da. Bak bu hayal. Bunlar da hayal. Bu da hayal, git artık buradan. Sen bana yalnızca git demiyorsun. Öl diyorsun Bade. Bu yalnızca senin hayatın değil, benim de hayatım. Ben sensiz yaşayamam, anla artık bunu. Hiç kimse umurumda değil. Anlıyor musun? Kimse umurumda değil. Ben sana bir söz verdim. Ölene kadar da sözümün arkasındayım. Ama ne olur her canın yandığında benim aşkımı sınama. Ne olur bana bunu yapma. Mehmet. Mehmet hiç bırakma beni ne olur. Sakın bırakma beni ne olur. Ne olur. Ne olur bırakma. Bırakma.
Sen valizleri topla. Ben de işleri halledeyim. Akşam ilk uçakta gidelim. İstersen haftaya da erteleyebiliriz. Hafta içi gidelim ki tapu işlemini halledelim. Tamam o zaman. Tapuyu üstümüze aldıktan sonra yeni hayatımıza ilk adımı atmış olacağız. Sen de bundan sonra hiçbir şeyi, kimseyi kafana takmayacaksın. Bir tek sen söyleyince inanıyorum. Sadece. Kapı çaldı. Daha önce oldu mu? Buyurun memur bey. Bizimle karakola kadar geleceksiniz. Konu neydi? Hancıoğlu'nun çiftinde çıkan yangınla ilgili bir yakaladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.